Marmaris'te bulunan 5 oda başkanı rutin haline getirdikleri esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Mazereti nedeniyle katılamayan Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi dışında başkanlar tam kadro yola koyuldu. İlk durak Söğüt Köyü oldu. Burada kahvaltı eden oda başkanları esnaflarla da sohbet bütün etti. Bütün köylerimize kadar vardı. İsmet Karadiş başkanımız Marmaris Belediye Başkanı'yken ben de ilgilenme üyesiydim. Evet. Çünkü o gün beraber çalıştık bu baraj için. Çok büyük yardımlarımız da oldu bizim o zaman ilgilenme üyesinden. Köylerimize kadar bu proje vardı. Artık bunu ulaştırmamız gerekiyor. Tabii köylere artık Marmaris'te bütün, bu dün de değil ama bundan sonra el atması gereken yer Marmaris olacak tabii ki. Altyapı, ilgilenen meclisi kalktığı için il özel idareleri Marmaris artık bunlara tamamen içinde, ileriye dönük de yapması gereken öncelikler. Kahvaltı bittikten sonra köyün içini gezerek esnafa hal hatır soran oda başkanları, esnafa Söğüt Köyü'nde yaz sezonunun nasıl geçtiğini sordu. Nasıl geçti bu sene? Sezonumuz i̇yi, nasıl geçti? İyi, fena değil. Ha? Evet. Kaç ay çalışıyor? 45 gün mü, 2 ay mı? Burası 4 ay çalışıyor. 4 ay çalışıyor. 4 ay çalıştı. Marmaris duysun bunu. Pansiyonun kişi başı mı oda, yoksa oda olarak? Oda olarak. Oda olarak kaç lira? 100 liradan 300 liraya kadar oda 300 var. 300 liraya. Bakın değerli Marmarisliler duyun. Bakın Söğüt Köyü'nde 100 lirayla 300 lira arasında her şey dahil değil. Söğüt Köyü'müzü iyi dinleyin. Bunu da örnek alalım arkadaşlar. Söğüt Köyü'nün ardından başkanlar soluğu Taşlıca Köyü'nde aldı. Başkanları Taşlıca Muhtarı Şadi Altınışık karşıladı. Altınışık köy kahvesinde bir süre sohbet ettikten sonra başkanlara birlikte köyü gezdirdi. Başkanlar ilk olarak köy halkının yararlandığı kütüphaneye girdi. Tabii isteyen gelip okuyabiliyor, alıyor, değiştiriyorlar. Evlere götürüp tekrar isteyen var yani, çok az oldu ama yine de oldu götüren vatandaş. Çocuklarınız kahveye girme gibi sıkıntı oluyor mu? Muhtarlığa konsa daha iyi olur mu? Yok, sıkıntı yok başkanım. Nasıl işler? Nasıl işler? Nasıl geçti? Sezon nasıl geçti? Sezonumuz işte biraz iyiydi. Geçen sene. Oda başkanlarının son durağı ise Bayır Köyü oldu. Köyde bulunan bir kahvehanede köylülerle selamlaşan oda başkanları bir süre burada kaldı. Ardından da esnafları dolaştı. Evet. Bu da bayram ziyareti olarak kabul edildi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bayrak olsun. Sağ olasın. Bizden istediğiniz, bizim yapmamız gereken bir şeyler var. Başkanım sağ olun istiyoruz yani. Ben... İyilik başkanım. Çok şükür. Gördüm ben sizi, bağırdım. Mehmet abicim hoş geldin. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Başkanım nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür olsun. Allah'a emanet arkadaşlar. Yapmamız gereken ne olursa da biliyorsun, gece de olsa, gündüz de olsa. Ondan zaten hiç şüphemiz olmuyor. Elimizden gelen ne varsa yapmışsın. Uğraşırız. Bizim ondan hiç sıkıntımız yok. Oda başkanları dönüş yolunda Osmaniye'de bulunan bal evine giderek burada kendilerine ikram edilen ballı yoğurtları yedi. Karşı çıksınlar yani, vali istedikten sonra onu çözerdi yani. Bu kadar oraya ceza çektirilmez ya. Bir görevli atamış. Sen istediğin kadar...